Enes bin Malik anlatıyor. Allah'ım ondan razı olsun. Bir bayram günüydi. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile camiden çıkmış menzillerimize dönüyorduk. Çocuklar bayramın neşesi içinde oynuyorlar. Kuşlar gibi cıvıldaşıyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam çocukları çok severdi. Onların bu neşelerini her zaman seyretti. Fakat karşıda bir yavru mahzun bir vaziyette durmuş, o da oynayan çocukları seyrediyor ve yüzünde hiçbir neşe, sevinç eseri görülmüyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu yavruya doğru gitti. Ona selam verdi. Neden diğer çocuklar gibi oynamadığını kendinden sordu. O yavrucak cevabında, "Efendim, bugün bayram onların, neşeli günler onların. Elbette ki bayram onlara. Zira kendilerinin anne ve babaları var. Benim ise kimsem yok. Babam bir muharebede şehit düşmüş. Annem bir zata vardı. Üvey babam bana bakmıyor. Beni sokağa bıraktılar. Benim de babam olsaydı, şimdi ben de bayram yapardım. Bayram benim neyime? Garibin bayramı ekmek bulduğunda, sırtına elbise, ayağına ayakkabı giydiğinde olur. Benim ise babam yok. Karnım aç, ayağım çıplak, sırtım açık. Nasıl oynayabilirim?" dediğinde Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam gözyaşlarını tutamayıp mübarek sakalı üzerinde dökülüverdi. Nasıl dökülmesin? Bu yetimin zarından arş-ı âlâ titremiş, kürsi-i ilahi yerinden oynamıştı. O Rauf, Rahim olan, 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Şefik, bu hale ağlamaz mıydı? Kalbinde merhamet, şefkat, iman bulunan her insan bu hale ağlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam, o yavruyu saçlarından okşayarak, "İster misin, bundan sonra senin baban Resulullah, annen Ayşe, ablan Fatıma, enişten Haydar-ı Kerrar, kardeşlerin cennetin delikanlıları olan Hasan ve Hüseyin olsun" deyince, çocuk Efendimiz'e hitaben, "Sen Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsin" deyip Efendimiz'in ellerine sarıldı. Efendimiz bu yavruyu elinden tutup hane-i saadete götürdü. Sevgiye hasret, şefkate muhtaç olan yetimlere karşı Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yaptığı gibi işte bizim de bu şekilde amellerde bulunmamız lazım. Yetimleri koruyup gözetmemiz lazım. Garibanları, kimsesizleri, düşmüşlere el uzatmamız lazım kardeşler. Bu iman eden her bir Müslümanın yapması gereken ahlaki bir erdemdir. Evet, ahlaki bir erdemdir. Ağlamasıyla arşın titrediği yetimlerimizin ızdıraplarını dindirmek lazım. Bu her bir Müslümanın yapması gereken bir vazife. Bu imtihanımızı rahatlıkla vermemiz lazım kardeşler. Yoksa bana ne ya, ben mi bakacağım, bana ne ya, başkası baksın deyip düşüncelerle lütfen Allah rızası için bu amellerden kendimizi soyutlamayalım Allah rızası için. Mevla Celle Celaluhu bu şuurda olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yetimlere şefkat gösterebilmeyi, öksüzlere, kimsesizlere, garibanlara, düşmüşlere şefkat gösterebilmeyi
Mevlam cümlemize nasip eylesin. Mevla Celle Celaluhu'ya emanet olun.